istediğim hani kiloya ulaşmadım maalesef. Bunu çoğu yazıyor üstüne. Yeni sırada yani kurtarabileceğin ürünlerini hazırladım. Bu arada öbür videoyu editliyorum, alışveriş videosunu. Şöyle Azra ile beraber bir suluk köfte yaptık. Benimkisiler ne kadar... Ben ne kadar şanslıyım ya, maşallah maşallah. Burada en sevdiğiniz şeyi ne yapmak arkadaşlar? Midem kazındı. Böyle karpuzla peynir yiyeceğim biliyorsun. Ben gerçekten güzel temizliyorum. Evet, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ne kadar canlı açıyorum değil mi böyle programı? Programı ne ya? Sanki esrarıyla katıldınız. Aslında çok yoruldum. Bir anlasanız, bir bilseniz şu saçımın başımın haline bakın. Aslında açıktı saçım. Şöyle bir taç şeyi takmıştım. Altın rengine şöyle tutuşturdum. Ama eve geldim. Hemen ilk işim şu saçları bağlamak oldu. Çünkü önüme ilgili terledim. Dışarıdaydım. Bugün Azra erken çıktı. O da orada yemek yiyor teyzeler. Merhaba yap Azra. Kamera sende. Alo. O da iş o şey okuldan böyle şey vermişler. Öğle yemeği vermedikleri için böyle yanına katkı yani böyle katık derler ya ne derler işte böyle ekmek bir şeyler vermişler. Elma. Onu orada yiyor. Benim sabah koyduğum ekmeği bitirememiş. Onu yiyor. Bugün o erken çıktı. Onu ben eve geldim. Hemen o da şıp diye damladı. Bavulumu almaya indim aşağıya. Çünkü ben okula gidiyorum ya. Cuma günü aslında cuma pazartesi yine aynı okuldayım. Ama bir gün bu okul nedense bir ara vermiş. Bir şey varmış. Bu arada yumurta haşlıyorum. Lafa açtım ama yumurta da haşlıyorum bir yandan. Kendime ekmek yapacağım. Acıktım. Saat 1. Ben daha henüz bir şey yemedim. Dün de sadece o ekmekle akşam rice waffle var ya bu arkadaşlar mısır patlakları. Ondan yedim. Başka hiçbir şey yemedim. Shake make de içmedim. Sabah da tabii güzel bir tart sunucuyla uyandım. Ama daha böyle istediğim hani kiloya ulaşmadım maalesef. Ama yavaş yavaş veriyoruz işte bir şeyler kendimizce. Ne diyordum? Evet bavulumu aldım aşağıdan. Çünkü bu okul bir gün ara bırakmış. Ben de o bir gün boş görünüyorum işte. Onu bana bir kreş vermişler. Allah ta nerede kreş yarın gideceğim kreş. Hemen bavulumu aldım. Öbür okul bavulum okulda kaldı. Çünkü cuma pazartesi oraya gideceğim. Kindergarten bavulumu çıkardım yani kreş bavulumu. Bu arada Bila'ya uğradım. Hatta Azra'yı alırken Bila var ya okulun yanında. Dedim ona uğrayayım ama sonra fark ettim ki Azra daha da geç çıkıyor. Beklemeyeyim dedim. Sepaş'a uğradım yani şurada market var. Salatalıklar 1 euroydu. Aklınızda bulunsun canlar. 1 euroya salatalık Bila'dan aldım. Bir de şu renkli biberler 1 euroydu. Ben çocuklara bunları okula falan koyuyorum. Kendim yiyorum güzel oluyor. Tanesi 1 euroydu onu aldım. Simba orada poşeti kemiriyor. Ah illallah ettirdiler bana. Sonra şöyle şey gördüm villada. Bilmiyordum. Şöyle 3 oraya arkadaşlar. Bakın 3 oraya yazıyor üstünde. Lemsret'te yani kurtarabileceğiniz ürünler yazıyordu. Benim de ilgimi çekti dedim. Bir deneyeyim ya. Senin ne var bunun için? Çok merak ediyorum. Gerçekten de hiçbir şey yok. Bunun normal fiyatı arkadaşlar 3 euro. Hatta yok 4 euro. 3.99. Ve hiçbir şey yok. Sadece... Niye bunu acaba koymuşlar? Tarih de yok çünkü üzerinde. Hiç bilmiyorum. Bakın sapasağlam. Hiçbir şey yok. Bu o poşetin içindeydi. 3 euro poşetin yani. Sonra başka ne vardı? Ben mesela bu biber. Tamam biraz burşamış ama yani kullanılabilir. Bize yeşil biber yok seven yok da ama neyse kullanırız bir şeye. Ondan sonra şöyle domates. Mesela bu domateslerin fiyatı da bayağı pahalıydı. Şurası yırtık diye mi acaba bilmiyorum. Bu da içindeydi. Bunu ve bunun tanesi de 3 euroydu. Hatta alacaktım. Sonra bir tane marul. Gayet sağlam. Gördüğünüz gibi. Tanesi 1.40. Yani bir sürü ürün olmuş oldu. Ve salatalık. Bunlar da organik salatalık. Havuç salatalık diyorum. Organik havuç. Hiçbir şey yok. Bu da kesin pahalıdır yani. Ona bakmadım. Ve şu var içinde arkadaşlar. Bu da organik kereviz sapı. Ben bunları böyle çıtır çıtır yemesini bile severim. Humusla veya frişkeze ile veya çorbalara atın, yemeklere koyun, derin dondurucuya kesip koyalım. Böyle et suyuna, met suyuna güzel oluyor biliyorsunuz. Yani bunların hepsini 3 euroya almış oldum. Bu da kurtarıcı bir poşet diye geçiyor yani. Rettasaklar. 3 euroya bulabilirsiniz belki villalarda. Bakın villa plus'larda olabilir belki. Ve Sepaş'a işte markete uğradım arkadaşlar. Oradan da şey lazım da var aslında. Kısırlık bulgur. Çünkü bugün sulu köfte yapacağım. Bulgurum az kalmış. O yüzden uğradım ve içken de şehriye aldım. Hem tev şehriye.
hem de normal bu ne derler ona, arpa şehriye. Çünkü çorba falan yapıyorum ya da pilavlara, pirinç pilavlarını atıyorum, güzel oluyor. Bunları aldım geldim. Şimdi yumurta haşlansın, kendime hemen bir wrap yapacağım. Canım Rümeysa'cığımda gördüm onu da. Buradan selam olsun, izliyorsa beni. Rümeysa geçen bir wrap yapmış arkadaşlar. Acayip canım çekti böyle yumurtalı mumurtalı böyle. Dedim o da sağlıklı besleniyor bu aralar. Zaten neyine ihtiyaç ama hanımefendi bakıyor kendine maşallah diyelim buradan bizde. Gerçekten çok şık bir kız. Ben de burada şimdi onun yaptığı wraplerden bir tanesini deneyeceğim, yapacağım yani. Şöyle yumurtayı haşlıyorum. Ondan sonra wrapimi başlayacağım. Önce bir şu oraları toplayayım. Ondan sonra wrapimize başlayayım. Hatta belki bir kahve bile içebilirim öncesinde. Çünkü kahve tankım boşaldı. Kahve tankı taklamam lazım. Biraz yüklemem lazım. Enerji. Evet bakın. Simba da orada yemek yiyenin başına bekliyor. Kim yemek yiyorsa elim. Heh. Yemek yiyorsa onun peşine bekliyor orada. Doydun mu Azra? Bu mide ne yiyorsa bu mide. İncecik. Ama maşallah yiyor arkadaşlar. He. Öyle incecik olduğuna bakmayın. İyi gömüyor Azra maşallah var teyze. Bir maşallahınızı alırız. Benden çok yiyor yani. Ama çıbık. Neyse. Yumurtalar haşlanana kadar ben buraları toplanana kadar bir kahve de yapayım. Onu da içelim. Ondan sonra size kahvaltımı göstereyim. Bugün ne yaparız? Bugün ne yapacağız? Ev toplarız. Sulu köfte yaparız birlikte. Ben de bayağıdır sulu köfte yapmıyordum. Kıyma çıkardım dün. Birazdan sulu köfte yaptım. Yanına salata malata öyle. Bugün de Allah ne verdiyse yeriz. Ben bugün yine akşam yemeği düşünmüyorum. Çünkü bu aralar biraz akşam yemeğini bırakmak istiyorum. Sanki bana akşam yemeği çok iyi gelmiyor arkadaşlar. Onu hissediyorum. Akşam yiyince böyle iyice çöküyorum. O yüzden biraz akşam yemeğini böyle ya hafif geçireceğim. Hani ya da shake veya salata işte o tarz şeyler yiyeceğim. Yani akşam yemeği çok yemeyi düşünmüyorum. Birazcık ara vereceğim akşam yemeğinden. Çok sevdiğim bir şey ama ne yapalım? Artık olduğu kadar. Neyse hadi bakalım. O zaman başlasın kahvaltı hazırlıkları. Evet canlar, kahvaltımı hazırladım. Bu arada öbür videoyu editliyorum, alışveriş videosunu. En kısa zamanda inşallah yollayacağım izleyebilin diye. Ama şu anda daha editlemedeyim. Ama kahvaltı yapmak istedim çünkü saat 2 ve ben daha sulu köfte yapacağım. Ne zaman yapacağım onu da bilmiyorum. Şöyle altına humus sürdüm ben. Yumurta, domates, salatalık, roka. Bunu benim kahvaltım olacak. Şimdi bunu sarıp dürüm niyetine yiyeceğim bunu. O kadar canım çekti ki anlatamam size. Şöyle güzel bir kahvaltıyla yola devam ediyoruz. Yanına da birazcık böyle domates ekstra koyacağım. Canım çekti. Ve sonra tatlı niyetine de böyle taze aldığım, hani çürümesin diye bunlardan yiyeceğim hem. Hem de tatlı isteğimi de almış olurum. Yanına tabağa bunlardan ekleyeceğim. Böyle canlar yani şimdi. Bana afiyet olsun. Burada bu şeyleri yıkadım. Altta da marullara sirke koydum. Onlar da yıkansın. Akşama salata yaparız. Bunları da derin dondurucuya kesip koyacağım. Ya da böyle kütür kütür yerim bazen humusa batırıp. Bu şekilde bulaşıklarımı bıraktım. Şimdi hemen önce bir kahvaltı yapmam lazım. Yoksa kahvaltı dediğim saat 2 oldu. İlk öğünüm. Hadi siz de böyle güzel güzel ekmekler yapın. Bu arada bu tam tahıllı böyle arkadaşlar. Hoferden aldım. Bakın Foykuan tam tahıllı bir dürüm ekmeği. Tam tahıllı daha doyurucu oluyor. Mutlaka böyle yiyin. Hadi bana afiyet olsun. Birazcık gaz vermem lazım. Yoksa hiçbir şey yetişmeyecek bugün. Şöyle Azra ile beraber bir sulu köfte yaptık. Benimkisiler ne kadar küçücük bakın. Azra'nınkiler kocaman oldu. Duyması şimdi gelir. Böyle biraz unladım şimdi çünkü ben böyle biraz daha koyu kıvamda seviyorum. Gerçi ben yemeyeceğim ama yapmasını da yani koyu, bizimkiler de koyu kıvamda seviyor. O yüzden biraz unladım bayağı bir. Şimdi hemen patateslerimi de doğrayayım. Bunu bir ocağa koyalım. Bugünkü yemeğimiz Allah'ın izniyle böyle sulu köfte olacak. Hemen bir pişirimlik olsun dedim çabuk çabuk çünkü bayağı bir işim var bugün. Böyle bir sulu köftemi hemen ocağa koyacağım. Salçası falan kavurayım, koyayım yanına bir pirinç pilavı, salata. Oldu da bitti maşallah. Böyle yani bakış Azra'nınkiler. Kocaman kocaman. Ben de çok küçük yapmadım. Normalde şu kadar daha küçük yapıyorum da. Bazen hatta şöyle küçücük yaptım. Bazen de biraz daha büyük yaptım acelem var diye. O yüzden olsun. Kızımın elleri değdi sonuçta. Güzel olmuştur. Onun mini mini elleriyle tatlı tatlı elleriyle değil mi Azra? Ya. Senin tatlı tatlı ellerine güzel olmuştur diyorum teyzelerine. Senin ellerin değdi ya şimdi bu acayip güzel olacak. Mmm lekka. Yerim seni. Pamuklu şekerim benim. Hadi patatesi de doğrayalım. Şimdi Azra bana temizlikte yardım edecek değil mi Azra? Güzellik.
Bakar mısınız arkadaşlar, ben ne kadar şanslıyım ya, maşallah maşallah. Şu kızıma bakın bakın bakın, nasıl salata yapıyor benim aşkım. Bakın nasıl da doğradı marulları, annesi yıkadı değil mi aşkım? Şimdi domatesleri hazırladım, biraz da turp kalmış şurada, onları da değerlendirelim dedik. Bunları da şimdi biraz köşelerini alıp onları da içine doğrarız, güzel bir yeşil salatamız olur değil mi Azra? Azra salatayı pek sevmez ama ailesi için yapıyor değil mi? Babası için, annesi için. Ben de buraya arkadaşlar pirinç pilavı, sulu köfte ikisini de koydum. O da pişmek üzere. Azra gördüğünüz gibi pırıl pırıl yaptı yani. Gerçekten bugün bana kızım, Allah razı olsun, çok yardımcı oldu ya. Ben ne yapardım kızımsız bilmiyorum. Ben de ona donat aldım değil mi aşkım? Şimdi koltukları falan toparlayacağız. Biraz yerleri süpürür sileriz. Hem size mopumu göstermiş olurum arkadaşlar. Aynen. Çünkü geçen söz verdim ama çekmedim. Çünkü pazar günü vloglamadım yani. O yüzden bugün hem Vileda'yı bir denemiş oluruz. Ben denedim aslında da pazar günü size çekmedim. Ama merak edenleriniz oluyormuş. Ablalarım var. Almayı düşünenler varmış. O yüzden siz de merak ediyorsunuz. Ben de size hem göstereyim ne kadar buhar çıkarıyor, ne kadar nemli yapıyor. Onu da bir test edelim. Bu arada Simba da burada suyunu içiyor. Böyle yani arkadaşlar, gördüğünüz gibi saat olmuş yine 3'ü çeyrek geçiyor. Bakın benim şeylerim, halkalarım dolmak üzere, o kadar ayakta duruyorum ki yorgunluktan gerçekten. Bugün bayağı bir rüzgar var, yağmur yağacak herhalde. O yüzden bütün şalazinleri kaldırdım geri, çünkü bayağı bir vuruyordu. Şimdi buraları bir düzeltirim, toparlarım. Ondan sonra bugün yine sanal alışverişimi yollayacağım, yarın gelsin. Yani haftalar böyle birbirini kolluyor. Sanki hani daha dün çekmişim gibi. Halbuki yani bir hafta oldu yine yani. Her hafta bir kere yapıyorum siparişimi. Ama yani gördüğünüz gibi böyle aşk hoş. Şimdi bu domatesleri Azra yarım yarım kesebilirsin böyle ortadan. Dohti helfte ya. Üstüne atabilirsin. Eline parmağına dikkat et aşkım. Çok sık iş yaptırmam ama böyle bazen içlerinden geliyor. Hı-hı. Ve ben de tabii ki diyorum ki hani yapsın, öğrensinler. Yani çünkü öğrendikleri kendine olacak.
O yüzden şimdi böyle öğreniyor. Biraz da havuç getireyim mi sana? Koymak ister misin içine? Tamam. Şimdi ben havuç getireyim. Böyle yani sağ olsun. Kızlarım hiç hayır demez bana ya. Pamuklu şekerlerim. Sarı kızım benim. Sarı papatyam. Yağmurda en sevdiğiniz şeyi ne yapmak arkadaşlar? Kahvemi içtim şu anda. Bitti bile. İkinci kahvem. Yağmurda en sevdiğim şey balkonda oturup gökyüzünü izleyip kahve içmek. Şimdi Turgut'u bekliyorum. Az sonra o da gelir. Yemek hazırlarım. Sofrayı hazırlarım daha doğrusu. Böyle güzel yağmur damlalarını seyretmek hoşuma gidiyor. Burada böyle sanki dünyayı unutuyormuş gibi bir halim var. Gerçekten seviyorum bunu. Böyle kahvemi alıp. Balkona çıkmayı biz çok seviyoruz. Balkon bize böyle bir tatil havası veriyor. Niye böyle telefonum bulanık çıkıyor onu anlamadım. Diyecektim, anladım galiba. Şurada bir kir varmış. Daha güzel görüntü görüyorsunuz. Daha demin bulanıktı. Kameramda bir ne bileyim bir şey olmuş. Buhar. Şuna bakın ne güzel yağıyor. Bereket. Şöyle yerleri de göstereyim. Çok seviyorum ya balkonu. Gerçekten böyle oturunca huzur veriyor insana. Yağmur sesini sessizce dinleyip kuş cıvıltılarını, bizim burada kuşlar var biliyorsunuz. Onlar da çok sorun olmuş. Onlar arkadaşlar izoliyet yani kapalı her yeri. Turgut onları bayağı bir sıcak tutuyor. Özel şeyler aldı böyle kaplamalar. Gördüğünüz gibi üstüne, altına, içine. Onun için hiçbir şey olmuyor. Kaç senedir dışarıdalar. Turgut hep karkış, hep onlara iyi bakar. Onlar Turgut'un hazineleri gibi bir şey. Turgut çok seviyor hayvanları. Kedi istememişti başta ama şimdi en çok kediyi seviyor. Bakın böyle kuş sesinde yağmur sesi karışık. Güzel bir şey böyle. Güzel bir ortam. Çiçekleri de Turgut yapmıştı geçen yazın. Onlar da öyle kaldı. Bu yaz bakalım ne olacak balkonumuz. Size bir balkon turu çekerim yazın. Şimdi hiçbir şey yok. Yağmur hızlandı. Şemsiyenin altında oturuyorum bu arada. O yüzden ıslanmıyorum. Böyle yani bir balkonumuzda şöyle bir kısa bir çekeyim dedim. Masanın üstünde bir sürü şey var o yüzden çekmiyorum arkadaşlar. Odun modun çiçek mi çiçek hepsi masanın üstüne koymuş Turgut. Ama şu görüntü güzel, burada duralım. Şöyle bir iki saniye siz de dinleyin. Ve böyle deyin ki şimdi sakinleme zamanı. Aynı psikolojik terapi yapıyorum size bakın. Kendinizi düşünün. Hayat kısa. Akşam yemeği vakti geldi. Benim de biraz midem kazındı. Böyle karpuzla peynir yiyeceğim. Biliyorsunuz seviyorum demiştim. Bu arada bu Temu tabaklarını kullandım. Biraz çocuklara kestim. Azra'nın salatası, sulu köfte, pirinç pilavı. Böyle artık bugün masayı süslemedim. Çok yoruldum. Böyle bize afiyet olsun şimdi yemeğimize oturup afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Ben karpuz pilavla, ay karpuz peynire talim. Ama çok da acıkmadım yani. Birazcık böyle bir mideme bir şey geçse yetecek. Afiyet olsun. Evet canlar, şimdi size son olarak kapanıştan önce makinemi göstereyim dedim. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bir ayarı var canım burada. Bakın 3 ayarı var. Ben en kısık ayarını kullanıyorum. Çünkü yerler tahta. Ve gayet acayip buhar çıkarıyor. Yani eski makinemden daha çok buhar çıkarıyor. 2 tane böyle bezi var altında. Yani iki tane esat var, bir tane daha var. Böyle altına takıyorum, birini yıkıyorum, birini kullanıyorum. Şimdi şurada bir açma kapama düğmesi var. Onu az buhara getirdiğim anda zaten atmaya başlıyor böyle. Ondan sonra bu şekilde her yeri siliyorum. Şöyle kameramı biraz geriye götüreyim. Siz de ıslaklığı da belki böyle görebilirsiniz. Önce ısınması lazım. Önce biraz ısınıyor ve bunun düğmesi yok. Daha rahat yani. Basmanız gereken bir düğme yok. Bakın atmaya başladı bile, ışığı yandı. Durdu. Aynen, şu anda aynen. Atarken ışık yanmaya başladı hani. Yandığı zaman zaten buharı duyuyorsunuz bakın arkadaşlar. Şöyle ileri gideyim. Hemen hani kısık ayarda, en düşük ayarda şu anda. Hemen gerçekten güzel temizliyor. Şöyle size bir göstereyim dedi. Yani bayağı bir buhar çıkarıyor. Gerçekten var. Gerçi bayağı kişi yazmış bende var diye arkadaşlarımdan. Bakın arkadaşlar şöyle bir ıslaklık yapıyor. Bunu bir göstereyim size. Yani çok değil, tam ideal bir ıslaklık. En düşük ayarı iyi yani tahtalar için. Çok kullanmayın. Çünkü zararı olabilir. Benim öbürküsü daha az buhar yapıyordu. Ama bence bu daha güzel temizliyor gerçekten.
her yeri pırıl pırıl olabilir. Şurada da bir fayans var. Turgut'un dediği gibi belki bu tarafta daha mı iyi görünür bilmiyorum. Şimdi yakalım burada. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şöyle bir... Bu da fol ayarda deniyor aslında. Islaklık yapıyor. Yani çok değil ama tam ideal yani. Yerleri sildiğiniz mop gibi ıslaklığı. Fol ayarda nasıl yapıyor? Fol ayar yapmayacak çünkü bayağı ıslak yapar yani. Bayağı ıslak yapar. Bir yani böyle çok fazla olur. Ayarı. O yüzden denemiyorum yani. Çünkü bu bile fazla yani iyi. Ama gerçekten banyolarınızda fayansları bile temizleyebilirsiniz arkadaşlar bunlar. Gerçekten banyonun fayanslarını bile temizlemek için kullanabilirsiniz. Bence çok güzel temizler. Ben belki ikinci ayda evdeyim ya. O zaman büyük temizlik yapınca bütün banyo fayanslarını bile bundan silmeyi düşünüyorum. Gerçekten bayağı bakın şöyle bir buhar çıkarıyor yani. Güzel bir makine. Desenfekte ediyor, ilaçsız. Yerleri temizleyebilirsiniz. Şimdi biraz daha şuraları sileyim. Ondan sonra evet size bezin farkını göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın arkadaşlar, bu yıkanmış olan bez. Bu da yeni kullandım. Bu da böyleydi. Ve gerçekten çok bence fark ediyor. Yerler pırıl pırıl parıldıyor yani. Gerçekten çok güzel yapıyor. Çok güzel temizliyor. Yani temizliğinden memnunum. Almak isterseniz önerebilirim. Hani bizim tahta dediğim gibi ben önceden de kullandığım için bizim tahtada bir kötü bir şey hiç etki yapmadı yani. Şişme falan olmadı hiç. Hiçbir zaman yani. Öbürküsünde de olmadı. O yüzden bunda da olmayacağını düşünüyorum. Yani bir de her gün yapmıyoruz yani biz. Her gün buharlı temizliği kullanmıyorum. Haftada bir en fazla iki defa. Hani iki defa buharla temizliyorum. Geri günleri normal mopla siliyorum veya bezle siliyorum. Bir şey döküldüğü zaman falan. Ama normalde böyle kullanmıyorum yani her gün. Ama haftada iki kez kullandığım oluyor. Yani böyle bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı bir pismiş evim. Onu anladım. Yok gerçekten iyi temizliyor yani. Almak isterseniz önerebilirim bakın. Artık yine yarın okul olduğu için burada çantalar duruyor. Benim çantam, Yiğit'in çantası, Azra'nınki odada. İsim ve burada Yiğit de peşinde oyun oynuyorlar. Bizim evin halleri. Beyefendi nerede diye soracaksınız değil mi şimdi? Turgut Beyciğimiz gelmedi. Turgut Bey'iniz burada arkadaşlar. Bakın ne yapıyor. Ne yapıyor burada? Turgut Bey'imiz ayaklarına masaj yaptırıyor tabii ki. Oh. Ne ala, ne güzel. Ateş ölçeceğimiz de masada. Çünkü Yiğit bilmiyorum bu aralar biraz hasta olacakmış gibi. Gidip geliyor. Rahat mı? Kendinden geçmiş gibi bir halim var. Yoruldum. Yazık bayağı yorulmuş arkadaşlar. Bakın. Hani bugün bayağı bir... Çamaşır bitti herhalde. Sen atın. Aynen, şimdi onları bir de kurutmaya atacağım. Turgut çamaşırları yıkamış. Ben de kurutmaya atayım. Ondan sonra biraz... Yıkamadım makineyi. Ortalığı toparlayayım. Ben de biraz tuvalete banyoyu sileyim dedim ya. Yarına kalmasın. Yarın belki bir sürü işim var. Azra bugün bana çok yardım etti. Babası ben çektim onu videoya. Teyzeleri gördü. Yiğit öyle oynama aşkım. Öyle oynama aşkım. Şimdi de kavga ediyorlar orada. İki erkek. Ve iki erkek çocuğu fazla. Bakın bakın bakın. Azra Yiğit oyununu kapatman lazım ama oyunu açık orada. Bak 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 bak. Nasıl yapayım? Nasıl? Bak. Yiğit. Hadi gibi mi aynı things? Azra of Yiğit de kanı etkin. Was? Nimm eins von dieser grüne. Was? Gib Yiğit auch eins, nimm du auch eins. Nasıl koşacak? Bak 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 şimdi Azra da gördü ya. Bak bak. Pis ya. Benim halim perişan, daha pijamalarımı bile giyinemedim yani. Ben ne diyeyim, ben ne diyeyim. Şimdi kurutmaya atacağım çamaşırları, onları beklerim, onları katlarız. Böyle yani bizim günlerimiz bu şekilde geçiyor yani. Çalış. Bugün ne yaptın farklı olarak? Bugün acayip değişik bir şey yaptım. Ne yaptın? Yine çalıştık. Yine çalıştık. Buna da şükür elimiz ayağımız tutuyor, çalışabiliyoruz yani değil mi? Bu arada sen cevapları almışsın herhalde. Kur'an-ı Kerim'i yani öyle okursan... Yani Allah nasip ederse inşallah Rabbim tabii ki hatim olarak sayılıyormuş. Yani sonuçta bence yani okumak önemli. Hani
Tabii Arapçası daha sevaptır ama yani bence yani benim fikrim de oydu. Ben bilmiyorum tabii. Ama Allah razı olsun hepiniz bir cevap yazmışsınız. Benim yüzüm gözüm ne parlamış burada, terlemiş miyim bilmiyorum. Neyse ben bir yüzüm gözüm temizleyeyim. Sonra biraz tuvaleti banyoyu temizleyeyim. Yarın da bir sürü işim var. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizim elimin halleri diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bir like bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.